Orhan Uğuroğlu, 6 Şubat 2022, Yeni Çağ. Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü kez aday olamaz. Hocaların hocası hukukçu Profesör Doktor Fikret Eren, 1958 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden pek iyi dereceyle mezun oldu ve fakülteye asistan olarak girip 1962'de hukuk doktoru, 1967'de doçent, 1975'te de profesör oldu. Profesör Doktor Eren'e sordum. Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi? Profesör Doktor Eren dedi ki, Anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanının adaylıkla seçimi başlıklıdır. Bu maddenin birinci fıkrasında şu hüküm var. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kişi en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu anayasa yeni bir anayasa değil, değiştirilmiş bir anayasa. Yani eski anayasa değişik formatıyla bugün yürürlükte. Yeniden yapılmış bir anayasa olsaydı bu hüküm işe yarardı. Bu 2007'de değiştirildi. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyordu. Tayyip Bey halk seçsin istedi. 2007'de değiştirildi ve hüküm kondu. 2007 anayasa değişikliğindeki ilk getirilen orijinal değişiklik fıkrası neyse bugün 2017 anayasa değişikliğinde de aynı hüküm hakim. Kanunlar değindikleri konularda uygulanır. Değindikleri konulardaki sözlerine ve özlerine göre uygulanır. Her yasa kuralı bir özden ve sözden ibarettir. Kanunlar özüyle ve sözüyle uygulanır. Bu en büyük kanun olan Medeni Kanun'un birinci maddesinde yazılıdır. Tayyip Bey, meclis erken seçim kararı almazsa, seçim zamanında yapılırsa, üçüncü kez aday olamaz. Yüksek Seçim Kurulu da başvurusunu kabul edemez. Soru, bu maddenin özü ve sözü nedir? Profesör Doktor Eren, özü onunla takip edilen amaç, sözü de o amacı ifade eden, açıklayan, belirten sözcüklerdir. Bu yeni bir anayasa değil. Bu anayasayı yeni bir anayasa olarak yapsalardı, bu hükme göre Cumhurbaşkanı bir defa 2018 seçimlerinde seçildi. Şimdi 2023 seçimlerine de girebilir derdim ben hukuk vicdanımla. 65 yıllık hukukçuyum. Hiç kimse için ne aleyhte ne lehte yorum yaparım. Benim hesabım bir tek hukuk, doğruluk ve Allah'tır. Hiç kimseye düşman ya da karşısında değilim. Doğru konuşmak namusumdur. Açık konuşuyorum, Allah'ın huzurunda açık konuşuyorum, şehadet ediyorum ki saf yorumumu söylüyorum. Şu yeni bir anayasa olsaydı ilk defa derdik. Ama bunun menşei 2007 olmasaydı da bu hükmü 2017'de değiştirselerdi gene farklı düşünebilirdik. Çünkü orada 7 yıl ve bir defa seçilir deniyordu. 2007 ile 2 defa seçilir denildi. Şöyle başlayacaktı. Bu sistemde bir kişi en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasa değiştirildi, yeni bir anayasa yapmadı. Değişiklik başka, yani 1982 anayasası duruyor. Bazı maddelerini değiştirerek sen buna yeni bir anayasa diyemezsin. 64 yıllık hukukçu olan Profesör Eren'e Osman Kavala'nın 5 yıldır süren tutukluluk durumunu da sordum. Profesör Doktor Eren dedi ki, hakkında bir hüküm yokken 5 yıl bir insanı nasıl hapishanede tutarsınız? Günah bu, ayıp. Bu Müslümanlığa da sığmaz, Hristiyanlığa da sığmaz, hukuk devletine de sığmaz. Anayasanın 153. maddesi diyor ki, Anayasa Mahkemesi'nin kararları tüm kurumları yani mahkemeleri de bağlar. Anayasa Mahkemesi en üst mahkeme ve sen bunu çıkart, bu suçsuzdur diyor. Hak ihlali var, bunun bir suçu yok diyor. Bir mahkeme çıkartmıyor ve suç işliyor. Soru, yargıçların suç işleme özgürlüğü var mı? Siyasi baskıyla mı suç işliyorlar? Profesör Doktor Eren dedi ki, Allah kimseye suç işleme özgürlüğü vermesin. Ellerinden alsın bu özgürlüğü, adil olsunlar. Hakim, Allah'ın peygamberin teminatıdır, kulun hakkını yiyemezsin. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her kararıyla Türkiye'yi bağlar. Değerli okurlarım, Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı ve tutuksuz yargılanmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan, zamanında yapılacak seçim için aday olmayacağını açıklamalıdır. Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını açıklamalıdır. Orhan Uğuroğlu.